Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar kaç olduk? Köy binası 12 hesabımızla Türkiye sıralamasına gidiyoruz diye çekiyorduk. Bu bölümde Türkiye sıralamasına değildi arkadaşlar. Köy binası 12'de sona doğru serisini çekeceğiz. Çünkü işçilerimiz boşa çıktı, araştırmamız boşta ve ganimetimiz çöp olup gidiyor arkadaşlar. Çünkü birkaç gündür canlı yayınlarda falan Türkiye sıralamasına gittiğimizden dolayı bir türlü işçiyi basma fırsatımız olmamıştı. Şimdi bastık. Altın ve kariksir çöp olup gitmemesi için şuradan hemen bir yükseltme yapmak istiyorum. Bu arada kariksiri de biraz aşağı doğru çekeceğiz. Yarasa büyüsünü 4'e vereceğim arkadaşlar. Son bir seviyesi kalıyor ve yarasa büyüsünü de maxlıyoruz. Ondan sonra bir Zeplin, bir tane de şey kalıyor arkadaşlar. Neydi? Sadece Zeplinimiz mi kalıyor araştırmada? Şöyle bir bakayım. Yarasayı da basarsak sadece bir Zeplin kalıyor arkadaşlar. Bitiriyoruz araştırmayı. Vay be, o da güzel. Evet, bu arada 5486 kupadayız ve size bir iki tane saldırı göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra Okçu Kulesi'ni basacağım. Şimdi Supercell'in yaptığı bir adaletsizlik var arkadaşlar. Yani gerçekten de çok adaletsiz. Hani ben kupa kasmaya başlayalım herhalde yaklaşık bir 4-5 gün kadar oldu. Sezon 9 gün mü diyor? Yuh, o kadar oldu mu be? 9 gün diyormuş arkadaşlar. Şu 9 günlük şeyde Allah için bir benim savunma günlüğüne bir bakalım arkadaşlar. Nereye kadar gidiyor? Zaten kupasından belli olur. Şurada başladı arkadaşlar. Yok, 7 gün. Herhalde bu muydu ya? Bunlardan birinde başlıyor. Evet. Şurası da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Herhalde şuydu, 31. Çünkü bu düşük, bakın. Düşük olduğundan belli ve dalan arkadaş efsaneymiş. Şimdi arkadaşlar şuradan bir bakalım. Burada ne vermiş? 31. Herhalde 40 küsür. 46 mı? 46 gibi bir şey vermiş. Burada kaç vermiş? 42 kupa. Burada kaç vermiş? 32. Burada 30. Burada 45. Burada yine 30 küsür. Burada 17, 34, 44, 51 kupa. 51 kupa açmış. Burada 36, 29 kupa. Peki Mehmet abi, sana nasıl açıyor? Hemen gösterelim arkadaşlar. Hatta bir iki tane başarısız olduğum saldırıları da göstereyim dedim, silinmiş. 6 kupa, 7 kupa. 6 kupa, 7 kupa. Efsaneliğindeki adamı açarsa 10 kupa arkadaşlar. Bakın şurada 15 kupa açmış. 12 kupa. Burada 13 mü? 12-13 kupa falan olması lazım. Burada 10 kupa. Burada bir tane ölümü gelmiş. 5500 kupa açtığından dolayı bir 30 kupa vermiş. 20'de kalmışız. Burada 7 kupa, 8 kupa. Burada 9, burada yine 10'lu bir şey. 10, 10. Bir de açtığı köylerde şöyle göstereyim arkadaşlar. Hep efsaneliğinden köy açıyor. Efsaneliğinden olmasına rağmen 10 kupa açıyor. Şimdi kupa sistemi şu şekildir. Sizin liğinize eşit kişi açarsa kupa yüksek verir. Sizden düşük açarsa düşük verir. Sizden daha yüksekteki adama yüksek verir. Peki abi, ben efsaneliğindeyim, bu adam da efsaneliğinde. Nasıl 10 kupa veriyorsun? Diğer tarafta bana açtığı zaman adam efsaneliğinde oluyor, ben de efsaneliğinde oluyorum. Bana eksi 45, eksi 50, eksi 30 küsür veriyorsun. Yani bu çok saçma. Supercell ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Herhalde bizim kupa kasmamızı istemiyor diyebiliriz. Zaten fazla da kasamıyoruz işin gerçeği. Neden diyecek olursanız, hani çok vaktinizin olması lazım arkadaşlar. En kötü bir günlük 10 saat kupa kasmaya ayırmanız lazım. Biz de onu yapamıyoruz. Çünkü çalışıyoruz. Çalışmadığımız zamanlarda da yine işlerimiz oluyor. En fazla evde olduğum zaman bir 2-3 saat saldırı yapabiliyorum. Onda da ancak bir tane, iki tane, yani en fazla 3 tane köy açıyor. Açtığında da 10-10 veriyor. 30 kupa alıyorum. Adam bir dalıyor bana. Eksi 40 veriyor. Ne anladık bu işten? Yani gelen gideni karşılamıyor. Nasıl kupa kasacaksın Mehmet Çakır? Ondan dolayı yani kalkan almak lazım. Sürekli saldırı yapmak lazım. Günlük bir, en kötü yani pusherlar hani 24 saat kasıyor.
Biz hiç yoktan bir 8-10 saat bir şey kasmamız lazım. Evet, bu arada zehir büyüsünü çifte çevirdim arkadaşlar. İki taneye çevirdim. Bunun nedeni iskelet büyüleri savunmadan kötü vuruyor. Hani savunmadan fazla iskelet büyüleri vuruyor arkadaşlar. Bizi duman ediyorlar. Evet, burada ejderi öldürmeyi başardık ve Tokmak'la kral kraliçemizi de önden yollayacağız. Merkeze doğru girişimizi yapacağız. Burada ejder bir tane daha vursaydı çok güzel olurdu. Buna rağmen kralla merkeze doğru girmeyi başardık. Burada devler biraz bizi tankladı. Kraliçe orada yoluna devam ediyor. Taktik yavcı uçağını da kesti ve binici saldırısına başlıyoruz arkadaşlar. Burada içeri doğru hızlı bir şekilde girdik. Biniciler merkeze doğru gidiyor. Burada kraliçeyi kaybediyoruz herhalde. Şifa büyülerini atıp elimden geldiği kadar cehennem kulelerini donduruyorum. Lakin burada koruyucu biraz geç geldi. Allah'tan yetişti. Ama şu biniciler neredeyse ölecekti. Koruyucunun özelliğiyle oradaki binicileri kurtardık ve biniciler alt tarafa döndü. Sürekli dev bombalar çıkıyor. Ve orduda bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Birkaç tane elime balon alacağım. Köyün sonuna doğru balonları kullanmak için gayet faydası da oluyor yani. Olmuyor değil. Çünkü sonlara doğru biniciler bitiyor arkadaşlar ve iskeletler çok fazla. Ondan dolayı iki tane zehir ve birkaç tane de balon sayısını arttırdım. Dikkat ederseniz çok da faydası oldu. Köyleri üçlemeye tekrardan başladık. Çünkü rakiplerin hepsi iskeletleri yer yapıyor arkadaşlar. Hava saldırısı pek dalan yok herhalde demek ki bu aralar. Yani ben havadan dalsam herkes iskeletleri hava yapar. Karadan dalıyorum, herkes kara yapmış. Ne diyeyim ne söyleyeyim. Evet, dikkat ettiyseniz iki tane köyün ikisi de efsaneliğinden açmıştı arkadaşlar. Şöyle isterseniz üçüncü saldırıya geçelim bir bakalım. Evet. Üçüncü saldırıya da bir bakalım. Üçüncü saldırı da efsaneliğinden olması lazım arkadaşlar. 94 kupa %94'te kalmışız. Bu da efsaneliği ve savunma olarak max arkadaşlar. Adam düzeni biraz tuhaf yapmış. Bunun nedeni kupa hani bazen alt lider Titan'dan falan köy açtığı zaman böyle düzenlerde saçmalayıp kupa kaybedebilirler. Ondan dolayı bunu açmış. Biz burayı 2 yıldızda kaldık. Bakın çok düzen kolay gibi duruyor ama öyle değil arkadaşlar. Çok tuzaklı bir düzen ve sizi yanıltıyor. Burada kralı Cehennem Kulesi kilitlenmiş. Biniciler üst taraftan girdi. Kraliçe yoluna devam ediyor. Biniciler burada taktik avcı uçağını kesecek. Bakın iskeletlere bakın. Milyon tane iskelet çıkıyor arkadaşlar ve sonlara doğru yine iskeletler çıkacak herhalde. Burada koruyucunun özelliğiyle aldık. Lakin belediye binasını alamadık. Yani kral kraliçe ile belediye binasına girmemize rağmen belediye binasının olduğu bölgeyi temizleyemedik. Koruyucu biraz bizi sattı. Belediye binasına doğru gelseydi daha güzel olurdu. Buna rağmen ikilemeyi başardık ve hemen hemen son şu cehennem ve şey kalıyor herhalde arkadaşlar. Köyü burada 90 küsürde bırakıyoruz. Evet. 90 küsür herhalde. Aynen. Oo, lan vursa neredeyse alacak da. Süre yetmemiş. Evet, son bir saldırımız. Bunu da üçlemişiz. Burada da 9 kupa vermiş. Peki bu Titan 1. Evet, burada bir tane düşük açmış. Yine savunmaları max. Köy binası 12. Lakin duvarı biraz düşükmüş. Hemen şöyle kenarlardan elektroyla temizleyip merkeze doğru kral kraliçe ile taktik avcı uçağını kesip binici saldırısına başlıyoruz. Klan kalesinden de elektro çıkıyor. Onu zehir büyüsü ve dondurma büyüsünün yardımıyla alıp üçlüyoruz. Evet, burada dikkat edin, iskeletler bir kısmı havaydı. Ondan dolayı biraz rahat almışız diyebiliriz. Evet, bu seride saldırı yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü efsaneliğinde gerçekten de köy açmıyor. Hani İsterdim ki burada bir canlı saldırı yapalım ama yapamıyoruz çünkü açmıyor. Ondan dolayı tekrarları gösteriyorum. Canlı yayını izleyenler arkadaşlar zaten canlı saldırılarımızı izliyorlardır. İsterseniz şöyle işçilerimizi basalım ve kalan duvar sayısına da bir bakalım arkadaşlar. Bu arada
Güzel de duvar bastık. Bayağı bir duvar bastık arkadaşlar. Fazla bir duvarımız kalmadı gibi. Bakarız kaç tane duvarımız kalmış. 22 tane duvar kalmış herhalde arkadaşlar. Bitirmişiz ya. Vallahi bitirmişiz. Evet. En son neyi basıyorduk? Okçu kulelerini basıyorduk. Bir tane de top basalım. Çünkü havaya karşı biraz savunmasız kalıyoruz arkadaşlar. Şuradan 12 milyon verip bir tane de topumuzu basıp bölümü sonlandıralım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı, güzel bir içten yorum bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.